Selamlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Şimdi ben ani bir kararla, bana bastılar çünkü, saçımı kestirmeye karar verdim ve şu anda çıkıyorum, saçımı kestirmeye gidiyorum. Saatlerimiz 6.30'a falan geliyor. 6.30'a randevu aldım. Nedenini de hemen açıklayayım. Ben Instagram'dan takip edenler gördü de, saçlarımı her taradığımda benim ensemin şu kısmında bir dolanma yaşıyorum. Tarıyorum, tekrar dolanıyor. Tarıyorum, tekrar dolanıyor. Yapma ya. Ondan sonra dayanamadım. Bir de zaten hem yaz hem artık Mert'li de hareketlenmeye başladı. Saçımı koparmaya başladı. Tutmaya çalışıyor falan. Darlandım. Ve şu an aşırı derecede bastılar bana. Bir sinirle saçımı kestirmeye karar verdim. Ama ne kadar kestireceğim hakkında hiçbir bilgim yok. Aşırı derecede korkuyorum. Neyse şimdi ben çıkıyorum. Saçımı kestirmeye gidiyorum. İşim bitince annemle Sinan'ı arıyorum. Ve onlar geliyorlar. Ondan sonra Üsküdar'a iniyoruz. İşlerimiz var. O zaman ben şimdi gittim. Ondan sonra... Bakalım nasıl Allah sonumuzu hayretsin. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum, çok merak ediyorum. Allah gönlüne göre versin. Keşke boyatmadan önce kestirseydim ama böyle olabileceğini hiç düşünmedim. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Burada mı kestiririm, burada mı, burada mı, onu da emin yoksa değilim. Yoksa burada mı? Yoksa sıfıra mı vururum? Normalde cesaretli bir insan değilimdir bu konuda. Ve kuaför korkum vardır. Ama senelerdir gittiğim kuaför olduğu için nasıl kesecek bilmiyorum. Neyse çok geç olmadan artık ben çıkayım. Saçımı kestireyim. Sonra annemleri arayayım. Onlar gelsinler. Ve hep beraber dışarı çıkıp biraz hava alalım. Saçımı bittikten sonra size gösteririm. Şu an video açmayacağım. Yani kuaförde video açmayacağım. Belki de açarım bilmiyorum. Ben çok kararsız bir insanım. Valla ben dengesiz bir insanım ya. Neyse kuaförde görüşürüz herhalde. Evet. Yeni deniziniz gelmiş bulunmakta. Ya bu kadar kısa kestirdim. Bilmiyorum nasıl olmuş. Ne diyorsunuz? Katlı kestirdim. Düz fön çekmedi tabi. Normal böyle. Perçemlerimden böyle kısa bir şekilde gelip böyle bu şekilde. Bilmiyorum ne diyorsunuz. Ben biraz rahatladım. Sanki üstümden senelerin yükü gitti. Öyle söyleyebilirim. Böyle. Umarım beğenirsiniz. Ben de genelde saçımı böyle ayırmam. Şöyle atarım. Umarım güzel olmuştur. Bilmiyorum düşünceleriniz neler. Hiç böyle hızlıca şık şak karar verip gittim kestirdim. Ay şurayı düzelteyim. Artık dolanma sıkıntısı yaşamayacağım inşallah. Şimdi ben eve geldim tabii. Hemen ufak bir işim var. Sonra çıkacağız. Size de şöyle bir göstermek istedim. Bilmiyorum düşünceleriniz neler. Yorumlarda belirtin. Kötüyse de kötü deyin, alınmam. Nasılsa kökü bende. Şimdi çıktık dışarıya. Anne kız saçları nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Vallahi güle güle kurdular. Beğendin mi gerçekten? Vallahi çok güzel olmuş bak. Hiç olmazsa rahat. Ay evet biraz rahatladım. Hoş gibi kafan sanki. Sen, kafam yok sanki. Aşkım. Sen de cevap ver. Saçın nasıl olmuş? Güzel olmuş. Beğendin yani mi? Yani rahat sankul, nasıl diyeyim? Daha böyle şeysen. Güzel. Teşekkür ederim. Beğendin mi peki sen? Güzel olmuş diyorum. Şu çantanın havası dolanabilir. Ben çok beğendim. Böyle daha rahat oldum ya. O kadar söyleyebilirim. Keşke daha önce yapsaymışım ya da boyatmadan önce yapsaymışım. Tek pişmanlığım boyattıktan sonra yapmam. Niye 1000 liraya üzüldüm? Neyse canım sağ olsun. Şimdi Üsküdar'a doğru iniyoruz. Ben saç spreyi alacağım gene tabii. O yüzden aşağı inelim. Alacaklarımı alayım. Sonra bir turlayalım. Benim oğlum yine uyuyor. Annemden şoka girdiler. Direkt nakliye mi geçsem? Sörtlü köşeden alacaktım. Ne oldu annem? Mert Ali. Uykusunda ıkılıyor. Şimdi canım benim kırmızı közlenmiş biber istedi. Yoğurtlayıp onu bir güzel evde yapacağız. Çok fazla sahile falan inmedik çünkü çok kalabalıktı. Mahalle arasında şöyle bir dolandık. İhtiyacım olanlara bakacaktım ama maalesef yoktu. O yüzden istediğim yoktu daha doğrusu.
İstediklerimi alamadım. Artık internetten söyleyeceğim gibime geliyor onları. Rossmann'a baktım. Hızlıca baktım. Bugün aşırı ekstra bir kalabalık var ama çözemedim. Şimdi eve geçiyoruz. Yemek hazırlığı yapacağız. Yemek hazırlığı yaparken beraber hazırlarız olmadı. Ne oldu anne? O zaman evde görüşürüz diyeyim. Ne diyeyim? Eve geldik ama gerçekten durulabilecek gibi değil dışarısı. Şimdi BİM'e girdik. Oradan da Şok'a girdik. Hemen şöyle neler aldık size göstereyim. Ben demiştim ya size daha demin közlenmiş biber salatası yapacağım. Ondan sonra avşar soda. Biz bunu ailece çok seviyoruz. 2 tane tavuk göğsü. Bunda başka bir şey var mı anne? Yok. Tamam. Bunları çıkarabilirsin. Böyle. Burada şöyle aktif 4 etkili tuvalet temizleyici şeyi, şekerli vanilin. Sinan kendine bir cips aldı. Etigong, ben bunu çok seviyorum. Böyle çayla falan yemeye bayılıyorum. Bir de şunları çok seviyoruz ailecek. Bir tane şöyle Sinan'ın cipsi. Ben BİM'in pesto soslu cipsini çok seviyorum. Pesto cipsli cips aldım. 2 tane aldık. Şöyle. Makyajlarımda kullanmalık ve el silmelik. Böyle ıslak havlu. Banyoya. Anneme şöyle bir bulut. Çok güzel kokuyor. Deneyin bence. Bir de şöyle çıtır kova. İsmail işten geldiği zaman hani kolay oluyor onun için. Çünkü yemek yemiyor. Biraz hızlı pratik bir şeyler yemek istiyor. Evet, yemek de pratik ama adama anlatamıyoruz. Bir de bundan aldık. Şimdi biz yemek yapacağız. Yemekte makarna yapacağız. Canımız makarna istedi. Ondan sonra yanına da tavuk yapacağız. Tavuğu Sinan mı yapacak bilmiyorum. Bir soralım. Mert Ali hala uyuyor. Uyusun o. Aşkım. Tavuğu sen mi yapacaksın? Nasıl bir şey yapalım? Nasıl istiyorsa yaparız kızım. Yok anne, nasıl istiyor işte, onu sormak istedim. Hiç fark etmez yani. O zaman şu annemin galeta unlusunu yapalım. Olur mu? Olur. Çok yaşa bir tane, benimle yaşa. Hep beraber. Galeta ununu yapıyor, onu yapalım ama çok fazla tuzunu kaçırmadan. Anne, senin şu galeta ununu yapalım. Tamam. Ama çok tuzunu kaçırma, olur mu? Tamam, tuzunu şey çok yaparız. Bazen kaçırıyorsun ya, onu yapma. İşte bazen. Tuzun değerine göre değişiyor. Bazen. Şimdi o zaman buraları hazırlayalım. Yapacağımız zaman annemin nasıl tavuk yaptığını size göstereyim. Şu Mert Ali'nin çantasını falan da kaldırayım artık. Bir de şu Instagram'da saçımla ilgili olan yorumlarınızı bir okuyayım. Bakalım ne diyeceksiniz, ne dediniz. Yani çok merak ediyorum. Tam zamanında geldi. Hatta mesajlar yağıyor şu an, duyuyorsunuzdur. Bir onları okuyayım bakayım. Yemek hazırlayacağımız zaman buradayım. Göstereceğim annem nasıl yapıyor. Şimdi annem neler yaptı hemen göstereyim size. Burada yumurtayla suyu çırpışladı. Buraya da galeta ununu koydu. Galeta ununu çok az anne, tamam. Ne olur. Bak çok koyuyorsun. O tamam. Şeye de koydun. Yok tavuğu. Şey, söyle. Anladım ben. Tamam, makarnaya koydum. Bu şekilde içine tuzunu katıyor. Biraz şimdi gerekiyor. Evet. Önce buna batırıyor. Sonra buna. Sonra tekrar buna batırıyor musun? Hayır. Ha, direkt şeye. Direkt tavaya. Tamam. Bu şekilde önce yumurtalı suya, sonra galeta ununa, sonra kızartmaya. Aman. Aman aman, elmalı her gün böyle olmalı. Niye kızdın? Uykudan yeni uyandın değil mi anne? Aa, sen uykudan uyanınca böyle olmuyordun anneciğim. Ah kurban olurum, bir altına bakayım ben onun. Ay, şimdi elim hep saçıma gidiyor, farkındayım. Sıra değil, alışamadığım için. Şimdi hemen annemin yaptığı tavuğu göstereyim. Bu şekilde böyle nugget gibi, KFC gibi oluyor. Biz böyle sade makarna yaptık. Ben şu salatayı çok sevdiğim için bundan yaptım. Taze fasulyemiz var. Şu kokonatlı, neydi şu? Ananaslı içecek çok güzel. Bir de
Karpuzlu çilekli mükemmel. Karpuz çilekli. Kocam. Efendim. Nasıl olmuşum? Tamam. Sabahtan beri nasıl oldu? Gerçekten sabahtan beri darladım. Ne bileyim, alışamadım ya o yüzden. Neyse, bize afiyet olsun. Canlar selam. Annem pazardan geldi. Çilek almış. Şunlarla çilek reçeli yapacak Mert Ali'ye. 1 yaşından sonra yemesi için çilek yapacak. Yoğurtlarına karıştırır yedirirsin ya da ne bileyim dondurma yaparsın dedi. Biliyorum çilek 1 yaşından sonra bebeklere veriliyor. Ama annemin yaptığı çilek bozulmuyor, çilek reçeli. O yüzden yapacak, kaldıracağız kenara. İhtiyacımız olduğunda ben annemden alacağım. Şimdi bu kadarını çilek reçeli yapacak, bu kadar da bize yemelik sanırım. Küçüklerini reçel olarak kullanıyor. Eline sağlık anne şimdiden. Afiyet, bana şeker olsun. Burada bir tane dana varmış. Başladık gene kamerayı görünce. Ne oldu annem? Ay. Ay yavrum, o gözünden akar yaşa, kurban olsun annesi. Evet. Evet anneciğim. Çok haklısın. Çok haklısın bir tanem. Biz böyle yazı getirdik, böyle yatıyoruz. Siz benim oğlumun ayaklarını gördünüz mü? Siz benim oğlumun ayaklarını gördünüz mü? Yavrum şuradaki inşaat yüzünden, bilmem görebiliyor musunuz? Heh. Maalesef uyuyamıyor. O zaman anneannesi çilek reçelini yapsın oğlumun. Sonra bir yerlerde gene görüşürüz. Değil mi oğlum? Evet. Ben geldim. Evet. Kargo ile geldim. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Genelde ben aldığım şeyleri öncelikle Instagram'da paylaşmayı çok sevdiğim için. Çünkü indirim böyle güzel şeyler olduğunda ve işe yarayacak şeyler olduğunda indirim bitmeden herkesin yararlanması taraftarıyım. O yüzden hemen böyle paylaşımı yapıyorum. Şimdi şu herkesin elinde, annelerin elinde olan bir kitap. Şunu biliyorsunuzdur. Bunu ve bunu toplamda 49 liraya falan aldım. 27 liraya düşüyordu şu kitap. Bunun bir de yeşil olanı var. Onu alacağım. Bak mesela içi böyle. İçinde neler yazıyor? Hangi hayvanın yelesi vardır? Kanarya mı yoksa midilli mi diye soruyorsunuz çocuğunuza. O size at diyor. Kedinin bıyığı mı vardır yoksa sakalı mı deyip böyle soruyorsunuz. O size cevap veriyor. Bu arada inşaat sesi var, kusura bakmayın. Köpeğin evine ne denir falan. Bunları çocuğunuza öğretiyorsunuz. İşte onunla beraber böyle etkinlikler yapıyorsunuz. Bahçede solucanlar vardır, kelebekler vardır. Bunları bu şekilde gösteriyorsunuz. Kuşlar vardır. Denizde işte yengeçler, yunus balıkları vardır. İşte kıskaçları olan hayvan hangisidir diye soruyorsunuz. Çiftlikte horoz vardır, inek vardır, çiftçi vardır. Bunları söylüyorsunuz. Ormanda böyle neler vardır? Savana'da neler vardır? Bu şekilde. Ondan sonra cama. Olağanüstü hayvanlar nelerdir? Teşekkürler ya, sağ olun. Olağanüstü hayvanlar işte şahiniydi, bilmem nesiydi falan filan, bunlar var. Bunları işte Mert Ali, ya ben böyle indirimde bulmuşken alıyorum. İlerleyen zamanda biliyorum ki fiyatları artacak. Artmadan elimde bulunsun ki Mert Ali ile bunları şey yapalım. Ama önce bunu ekleyip sonra bunu eklerseniz bu kitap 27 liraya düşüyor. Şunu ya da istediğiniz, yani bu yayının, Timaş Çocuk Yayınları'nın bir kitabını eklemeniz gerekiyor. Bu da bir hikaye kitabı. Şöyle. İçinde renkler yazıyor işte. Puf puf renkler. Böyle hikaye bir kitap var. Bunu Mert Ali gece uyurken. Bazen Mert Ali'ye ben evdeki kitaplardan böyle okuyorum. O beni dinliyor. Anlamıyor ama dinliyor. Hani o anda huysuzken ördeklerin falan taklidini yapıyorum. İşte kazların taklidini falan yapıyorum. O şekilde şey yapıyor. Böyle bir kitabı da, yani Timaş Çocuk Yayınları'nın da kitaplarından, şu arkasında olan kitaplardan ekliyorsunuz. Bu iki kitap size, bir de indirim kodu var. Aile 20 kodu.
Onunla beraber aile ama. İle değil, aile. 20 birleşik yazıyorsunuz. Hepsi burada da. Bu iki kitap size 49 liraya falan geliyor. Normalde bu kitap 50 lira. Gerçek fiyatı 50 lira. Ama siz ikisini 50 liraya almış oluyorsunuz. Şu da 7,5 lira mı ne? Öyle. Göstermek istedim. İnşallah Mert Ali'nin de hoşuna gider. Bunun yeşilini de alınca zaten size gösteririm. O zaman bir kargom daha gelecek ama bu yeni gelir mi bilmiyorum. Yani bugün gelir mi ondan emin değilim. Gelirse gösteririm. Bu arada bu kitap Yapı Kredi Yayınları'nın kitabı. Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Dokusu, kalınlığı falan çok iyi. Evet, beklediğim kargo geldi. Hepiniz şu bütün influencerlarda duymuş olduğunuz Zühre Ana form macunu ve Zühre Ana masaj kremi. Biz bunu şeyini de almıştık. Zühre Ana kozalak şurubunu almıştık. Ondan annemler çok memnun kalmıştı. Boğazlarına falan çok iyi gelmiş. Öksürüğünü kesmişti. Bir de böyle form macunu çıkarmışlar. Bunu ben kendime aldım. Çünkü biraz kilo aldım. Bu da anneme ben daha önce bundan almıştım. Bundan dedim yani başka farmasininkini almıştım. O da şeydi, Alaska jeldi. Ondan çok memnun kalmıştı. Şimdi bunu açıp koklayacağım. Eğer bakalım bu da aynı diğeri gibi ise şey yaparız. Bir daha farmasi almayız. Buna devam ederiz. Bir açalım bakalım. Şuraya geçelim de. Önce masaj kreminden başlayacağım. Bunlar hologramlı. Ben kendi sitelerinden söyledim. Bunu bir bildiğim kadarıyla yaşlı bir teyze yapıyor. Adı da Zühre galiba. Emin değilim. Ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Ve satışa sunuyor. Ve gayet de herkes tarafından memnun kalınıyor. Bayağı büyük. Kutusu falan da çok güzel. Ve hologramlı. Orijinal ürün yani. Evet. Ay. Oo. Bu daha etkili olur gibime geliyor Leyla'şım. Böyle şey. Volteren Bengal gibi kokuyor. Çok değişik ve çok güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Bence etki edeceğini düşünüyorum. Annemin şu an bacağı ağrıyor zaten. Bir sürsün bakayım işe yarayacak mı? İşe yararsa. Benim annemin ayağı şiştir. Böyle kemiğinden dolayı. Ona şu an sürüyor hatta. Göstereyim. Gösterebilirim değil mi anne? Göster. Bakın annemin benim şurası şiş. Ve buraya sürüyor şu anda. Bakalım nasıl bir hissiyatı olacak. Biraz sürsün. Eğer işe yararsa yani ağrıyı keserse falan bir bakalım yanma hissiyatı falan olacak mı Leyloş'um, onu söylersin. Ben de bunu kendime aldım. Bunun özelliği de tokluk hissiyatı veriyor. Bağırsaktaki ödemi atıyor. Bağırsaktaki o toksinleri eritiyor. Böyle bir şeymiş. Bakalım işe yarayacak mı, deneyeceğiz. Bir de yürüme bandı alıyorum. Yanma var mı? Yanma değil. Ayağımda o kadar böyle bir hafifleme var ki. Onu da etki etti mi? Böyle ya? Ayak bileğinden doğru böyle bir yani böyle bir yumuşak bir rahatlama. İçinde ne varmış? Hamile ve emzirme döneminde kişilerin kullanmaması gerekiyormuş bu arada, onu söyleyeyim. İçindekiler B5 varmış, vitamin E varmış, okaliptus varmış, okaliptus yağı varmış. Ve birçok şey varmış. Bu arada ellerinize sürdüğünüzde bolca ellerinizi yıkayın diyor. Bölgeye masaj yaparak yedirin diyor. Bakalım. Bir de şuna bakacağım şimdi ben. Bu dediğim gibi tokluk hissiyatı veriyormuş. Bizde bunun dediğim gibi kozalak şurubu vardı. Ve herkes bunların bir de çocuklar için olanı da var bu arada. Yediriyorlar. Ay. Bu kiraz reçeli gibi kokuyor. Değişik. Tadına şöyle bir bakacağım. Yarın başlayacağım ben buna. Çünkü sabah akşam dedik. Güzel gibi duruyor. Ama destek. Ha, içinde yaban mersini, biberiye, funda, kiraz meyve sapı, mısır püskülü, akdiken, enginar, sandoz sakızı, tarçın, kolinat, yeşil çay, nar ekşisi, kayısı aroması varmış. Yani içinde hiçbir zararsız bir şey yok. Hepsi doğal. Ve Zühre Ana'nın. Bakalım işe yarayacak mı? İşe yararsa ne ala. Tabii ben bu arada sağlıklı beslenmeye de başladım.
Birazdan hatta sizinle beraber şey yapacağız. Yoğurtlu, kabaklı, kırmızı biberli, havuçlu spagetti. Yani şey spagetti, kabak spagetti yapacağız. Ama şu kremi gerçekten annem bir şey yapsın. Şimdi bakalım bir şey yapalım. Birkaç saat sonra etki edecektir büyük ihtimal. Ama kokusu gerçekten böyle yani bengay gibi kokuyor. Ama kötü bengay değil. Hani bengay böyle keskin kokar ya. Öyle ay püh, dudağıma sürüldü. Dudağım yanmaz inşallah. Ben bunu şey için aldım. Benim sezaryandan sonra belimde bir ağrı söz konusu. O yüzden aldım. Yani bilmiyorum bakalım işe yarayacak mı? İşe yararsa her eve lazım olan bir kremdir ağrılara. İlaç içmektense böyle kremler, doğal kremler sürmeyi tercih ediyoruz biz. İsteyen olursa linklerini atarım. Orijinal yerden alın. Sahteleri var. Onu söyleyeyim. Bandrollü olmasına dikkat edin. Yani şöyle bandrol var. Bunu şeye kameranızı okuttuğunuz an sizi Zühre Ana'nın sayfasına atıyor. Ya da şuradaki kodu okuttuğunuz zaman. Bu da çok güzel. Hamileler ve çocuklar kullanamaz hiçbir şekilde. Evet, sabah ve akşam olmak üzere 2 tatlı kaşığı bundan tüketiyoruz. İşe yararsa var ya üf diyorum. Benim zaten böyle bağırsaklarımda bir problem zaten var. Lavaboya çıkma sorunum var. Yeni oldu tabii bunlar. Hamilelik zamanı yani yeni dediğim bir 9 aylık süre. Ama bakacağım, deneyeceğim. Eğer işe yararsa zaten gerçek düşüncelerimi zaten siz de fark edersiniz. Çünkü ben sezaryandan sonra bir tane hatırlayanlar vardır. Lactamil'in böyle anne sütünü almıştım. Süt yapsın diye sütüm kesildiğinde. Ama maalesef ki bir arkadaşım bana yazdı. Deniz, hayatın en büyük hatasını yaptın onu alarak. Çünkü kilo yapıyor dedi. Gerçekten de ben onu kullandıktan sonra 6 kilo aldım. Hamilelik dönemimde kilom yoktu. Ben 87 ile doğuma girdim. Çünkü doğumda hamilelikte kilo vermiştim. Fakat doğumdan sonra gerçekten kilo aldım. Ama o şeyden, sütten dolayı. Ve onu için herkes kimden duyduysam gerçekten kilo yapıyormuş. Mahvetti. Kalıcı bir kilo olarak kaldı. İnşallah verebilirim. Biraz da kendim için zayıflamak istiyorum. Yani artık böyle kendi vücuduma yararlı şeyler yapmak istiyorum. Bunu da böyle ek olarak bitkisel olduğu için aldım. Dediğim gibi isteyen olursa atarım. Sayfalarından da siz kendilerine sorabilirsiniz. Şimdi annemin şöyle bir aparatı var. Bu şekilde bunları kesiyor. Kabakları kesecek. Altında böyle böyle biberler kırmızı. Bu şekilde doğruyoruz. Sonra buna azıcık yağ. Sonra şöyle netlerse. Beyaz olduğu için netlemiyor. Şöyle yapayım. Karışık baharatların olduğu kaya tuzlu, kekikli bir baharat var. Biraz bundan. Birazcık da bu şekilde. Şöyle göstereyim bence. Şu şekilde karabiber. Bunları böyle soteleyeceğiz. Ondan sonra biraz sıcağı çıktıktan sonra yoğurtlayacağız. İçine bir de biz haşlanmış tavuk atmayı düşünüyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum ama dün bunu yaptık biz. Beğendik. Şimdi içine tavuk katarak deneyeceğiz. İnşallah güzel olur. Güzel olursa denemenizi tavsiye edeceğim. Bir de sabah bir tatlı gördüm. Aslında tatlı da denmez az. Yani krem şantiye çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra içine azıcık halle atıyorsunuz. Azıcık çilek, azıcık muz yapıyorsunuz. Borcama koyuyorsunuz. Borcama koyduktan sonra onu böyle streçle tabii. Buzluğa atıyorsunuz. Bir gece kalıyor, çıkartıyorsunuz. Pasta gibi yiyorsunuz. Onu da deneyeceğim sizinle beraber. Ama önce şunu bir yapalım, nasıl olacak merak ediyorum. Kabağı da şöyle yapıyor. Yine aynı şekilde kesiyor. Şöyle ince ince. Zaten herkesin evinde eminim ki bu aparattan vardır. Şu kısmıyla yapıyor. Devam edelim. Netlemeyince de kestim şeyi. Videoyu yarıda kestim, devam ettim. Şimdi benim bir Sinan'ı aramam lazım. Bir bilgi almam lazım Sinan'dan. Bu arada o Zühre Ana'nın masaj kreminden benim belime de sürdük. Çünkü benim belimde dediğim gibi doğumdan kalan ve yaşadığım sıkıntıdan dolayı bir ağrı vardı. Rahat edemiyordum.
Şu anlık bir yanma, hafiften bir yanma var. Ama bu 15-20 dakika sonra oldu bu yanma. Herhalde bir iyileştirme ya da vücuda çekiyor mu artık, ne yapıyorsa bilmiyorum. Aşırı derecede güzel, böyle yapış yapış bir hissiyat yok. Direkt zaten vücut emiyor onu. Sonra içeride böyle bir çalışma yapıyormuş gibi hissettim. Bakacağız. Gene tabii ki de düşüncelerimi söyleyeceğim. Benim için çok değil de annemin ayağı için önemli olan. Annemin ayağını gördünüz. Ona inşallah o ağrılarına iyi gelir. Evet, şimdi ben bütün malzemeleri böyle bir güzel tavuk, dereotu, işte yaptığım bütün her şeyi, tavadakilerin hepsini bu şekilde karıştırdım. Buna ceviz de olur. Evde var mı bilmiyorum. Yok ya. Ceviz olsa çok güzel olurdu. Tavuk var. Kabak var. Kırmızı biber. Dereotu. Azıcık tavuk baharatları falan var, böyle baharat. Şimdi bunu böyle bir güzel yiyeceğim. Böyle yapabilirsiniz. Çok azıcık da tuz, azıcık da yağ var. O da kabağı, havucu falan sotelerken. Şöyle çok güzel oldu. Baksanıza. Şöyle. Bunlar da burada. Annem yazı bayağı getirmiş. Şimdi bana afiyet olsun. Gerçekten bunu yiyeceğim şu an. Evet, Mert Ali'yi uyuttum. Şimdi ben artık bu videonun editini yapmaya başlayacağım. Ama ondan önce size bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki 19 Haziran Babalar Günü. Ve Sinan'ın ilk Babalar Günü. Sizce Sinan'a ne hediye almalıyım? Siz eşlerinize ilk Babalar Günü'nde ne hediye aldınız? Ya da babalarınıza ne hediye aldınız? Bana bir şekilde ulaşırsanız, bu konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Çünkü bu konuda gerçekten tecrübesizim. Zaten 19-20 yıldır babama bir şey almıyorum. Şimdi Sinan baba oldu, ona da bir şey almak istiyorum. İlk Babalar Günü pasta alacağım. Ama ayetten oğlundan ona vermem gerek. Yani vereceğim bir hediye olsun istiyorum. Bana fikir verirseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar olsun. Ben şimdi bu videoyu editleyeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz ayrıca sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada yaptığım salata efsane olmuştu. Deneyebilirsiniz.